Merhaba arkadaşlar, Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok hoş, çok güzel bir lif modeli anlatacağım. Modelimiz Lifçizade sayfasında bulunan Royal Yaprak Lif modeli. Belki çoğunuz görmüşsünüzdür. Harika bir model. Tam çeyizlik, böyle gelin bohçasına, damat bohçasına koyabileceğiniz harika bir lif modeli. Kesinlikle tavsiye ederim örmenizi, sipariş üzerine çalışıyorsanız. Evet, ne yapacağız, nasıl yapacağız? Yaprak lif modeli olacak arkadaşlar. Daha öncesinde ben iki çeşit çalışmasını yapmıştım. Şimdi de böyle simli, ışıltılı bir şekilde öreceğiz inşallah. Bize ne lazım? Böyle sim ip kullanacağız arkadaşlar. Tuhafiyelerde satılıyor. Bu şekilde alabilirsiniz. Eğer ki sipariş üzerine çalışıyorsanız böyle büyük bobin şeklinde de alabilirsiniz. Daha bereketli oluyor. İp olarak da krem lif ip kullanacağım. Bir de bize inci boncuk lazım arkadaşlar. Şöyle 3 tane büyük boncuk, şöyle 20 tane kadar da şöyle küçük boncuk lazım. Elinizde olan incileri ya da boncukları değerlendirebilirsiniz. Örgü iğnesi, makas, tığ olarak da şöyle göstereyim. Ben 7 numara 1,3 milimetrelik tığla örüyorum. Siz elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Sim ipi örmek için de ince uçlu tığ da kullanabilirsiniz. Ben aynı bu tığı kullanıyorum arkadaşlar. İnce uçlu tığa gerek duymuyorum. Bunu da örebilirsiniz. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara, malzemeleri kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 5 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlk yaptığım zincire bu şekilde başına dolanmadan batıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim, tığıma doladım. Bu yuvanın içine tığımıza 3 defa sardığımız fıstık yapalım. Ve kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Bu fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Tığıma 3 defa sarıyorum. Bunu kapatmıyorum, tutuyorum. Tekrar yuvama iniyorum. Buraya da ikinci fıstığımı yapacağım. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir. Görüntü böyle oldu. İlmeğimi genişlettim. Bu fıstığın tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Tutuyorum. Yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Evet, şöyle ikinci fıstığımızı yuvamıza yapıyoruz. İkisini bir kapatıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bakın iki tane üçgen şeklinde fıstıklarım oldu. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bu fıstığın tepesine bir fıstık. Kapatmadan tutuyorum. Tekrar yuvama İkinci fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde 3 tane üçgen şeklinde fıstıklarımız oldu. Birinci sırayı tamamladık. Şöyle çevirelim bakın. Bu şekilde çevirdim. İkinci sıraya geçmiş oldum. Hemen bu ilmeğimizi genişletip buraya bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepesine bir fıstık yaptım. Tutuyorum. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. Yıldız tekniği yapacağız. İkinci fıstığı yaptıktan sonra tutuyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Şöyle. Üçünü bir topladığım bir zincir. Şimdi bir artırma yapacağım. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık. Dibe bakın buraya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Şöyle göstereyim. Bakın ne yaptık? Bir üst sıraya geçerken sadece bir fıstık yaptık, kapattık. Sonra bir tane üçlü fıstık yaptık.
Bir tane de ikili fıstık yapıp artırmamızı yapmış olduk. Bir alt sırada üzeri bir yatık fıstıktı. Şimdi iki tane oldu. Birinci dilim yaprağımızı yaptık. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Tığıma doladım. Sıradaki bakın karşıdaki zincirin öbür tarafındaki fıstığın tepesine bir fıstık. Aynı işlemi yapacağım. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. Şöyle tutuyorum. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde üçünü bir topladığım bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir tutuyorum. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Artırmamı yapmış oldum. Bu dilimin üzeri de iki fıstık oldu. Bir zincir çektik. Tığımıza doladık. Karşı dilime geçiyorum. Bakın zincirin öbür tarafındaki fıstığın tepesinde bir fıstık. Aynı işlemi yapacağım. Kapatıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibe iki. Karşıya üçüncüyü yapıyorum. Bu şekilde üçünü bir topladım. Bir zincir. Şimdi artırmamı yapacağım. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir tutuyorum. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, ikinci sıramız da tamamlamış olduk. Şöyle çevirelim. Çevirdim bu şekilde. Hemen buraya aynı yere bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Bir üst sıraya geçmiş oldum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir kapatmadan tutuyorum. Dibine iki. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde üçünü bir topladım, bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir tutuyorum. Dibe iki. Karşıya da üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Evet, şimdi artırma yapacağım. Tepeye bir, dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Artırmayı dilimin sonunda yapıyoruz. Bir zincir. Bir alt sırada üzeri iki yatık fıstıklı dilimin üzeri şimdi üç tane oldu. Karşı dilime geçiyorum. Tığıma dolayıp buraya batıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Aynı işlemi yapacağım. Kapatıyorum. Bir zincir. Karşımda gördüğünüz gibi iki tane yatık fıstık var. Demek ki iki tane üçlü fıstık toplayacağım. Birinci üçlü fıstığımı yapıyorum. Tepeye, dibine. Eminim çoğunuz da biliyorsunuzdur bu tekniği. Karşıya. Üçünü bir topladım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim yine tepeye. İkinci üçlü fıstığımı yapıyorum. Dibine. Ve karşıya. Üçünü bir topladığım bir zincir. Artırmamı yapıyorum. Tepeye bir tutuyorum. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Evet, yuvarlak lifte 6 tane dilim oluyor. Bunda 3 dilimle başladık. 3 tane yaprağımız olacak. Sonra artacak. Aynı teknik, aynı arkadaşlar. Her sırada bir tane artırma oluyor. Şöyle karşıya geçiş tekrar göstereyim. Bir zincir çekmiştim. Karşıya geçiyorum. Hemen bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir. İki tane üçlü fıstık yapalım. Biraz hızlı yapayım ben. Tepeye. Dibine.
ve karşı. Üçünü bir topluyorum. Birinci üçlü fıstığımı yaptım. Bir zincir yine tepeye, dibine ve karşıya batıyorum. Bu şekilde üçünü bir topladım. Bir zincir artırmayı yapmayı unutmuyorum. Tepeye bir tutuyorum. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet. Üçüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Şöyle çeviriyorum. Bir üst sıraya geçti. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Karşımda 3 yatık fıstık var. 3 tane üçlü fıstık yapıyorum. Tepeye, dibine ve karşıya batıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye, dibine ve karşıya batıyorum. Üçünü bir topladım. İkinci üçlü fıstığımı yaptım. Bir zincir. Şimdi üçüncü üçlü fıstığımı yapıyorum. Tepeye. Anladınız diye biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar. Evet, ipimin bozuk çıkacağı belliydi. Şöyle düğümü düzelteyim ben. Evet, tepeye fıstığımı yapmıştım. Şimdi dibine yapıyorum. İkinci fıstığımı, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. Üçüncü üçlü fıstığımı yaptım. Şimdi artırmamı yapıyorum. Dilimin sonunda yatık fıstığım kalmadı. O yüzden artırma yapıyorum. Tepeye bir tutuyorum, dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bir alt sırada üzeri 3 yatık fıstıklı. Şimdi gördüğünüz gibi artırma yaptık. 4 fıstık oldu. Şöyle karşıya geçişi göstereyim. Karşıya geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir. Karşımda 3 yatık fıstık var. 3 tane üçlü fıstık yapacağım. Buraya gelince artırmamı yapacağım. Sonra karşıya geçeceğim. Bir fıstık. 3 tane üçlü fıstık. Çıkışta bir tane ikili fıstık yapıp artırmamı yapmış olacağım. Bu şekilde git gel yapacağız arkadaşlar. Her sırada bir tane artacak. Bu üzerindeki yatık fıstıklarımız 7 tane olana kadar örelim, sonrasını göstereceğim. Evet, üzerindeki yatık fıstıklarımız 7 tane olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baştan itibaren, ilk sıradan itibaren sayarsak da yine 7 sıra oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Yapraklarımızı genişlettik. Artık daraltacağız. Şuralarda da ara yapraklar, küçük yapraklar olacak. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Burada bir tane eksiltme yapmış oldum. Ve yoluma devam ediyorum. Tepeye bir, dibine iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. Bu şekilde üçlü fıstık toplayarak buraya kadar gelelim. Evet, üçlü fıstık toplayarak dilimin sonuna buraya kadar geldim. Şöyle girişte eksiltme yapmıştık. Üzerindeki fıstıklar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Çıkışta artık artırma yapmıyoruz. Burada bir zincir çekmiştim. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Burada zincir çektiğim yere bakın, geçiş zincirine şöyle içine batarak fıstık yapacağım. Şöyle içine batarak, hatta alttan girelim arkadaşlar, sorun olmaz. Şöyle alttan girerek yapalım. Hemen buraya bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir, hatta iki zincir tığıma doladım. Karşı bakın, karşı yaprağın dilimine geçiyorum. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum.
Bu şekilde ikisini bir kapattım, bir zincir. Burada arada ne yaptık? Sadece bir tane fıstık yaptık arkadaşlar. Üzerinde üçgen şeklinde yapacağız. Şöyle şurada olduğu gibi. Yaprağın ilk sırası gibi olacak. Tek fıstıkla başladık. Yoluma devam ediyorum. Tepeye bir, dibine iki. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir. Topladığım bir zincir. Evet, bu şekilde üçlü fıstık toplayarak dilimin sonuna. Buraya kadar gelelim. Evet, üçlü fıstık toplayarak şöyle sıranın sonuna geldim. Şurada yine sayarsak bakın 6 tane yatık fıstık, bir altta 7 taneydi, şimdi 6 oldu. Girişte eksiltme yaptığım için. Burada bir zincir çekmiştim. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki geçiş yuvasına alttan girerek, zincir yuvasına alttan girerek bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. İki zincir, tığıma doladım. Hemen buradaki dilimin başlangıcına bir fıstık. Tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Sonrasında yine üçlü fıstık toplayarak sıramızı tamamlayalım. Evet, üçlü fıstık toplayarak sırayı tamamladım. Eksiltmemin ilk sırasını tamamlamış oldum. Burada da yaprağımızın zeminini hazırlamış olduk. Şöyle çevirdim. Hemen yine eksiltme yapacağım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Üçlü fıstık toplayarak sıranın sonuna gelelim. Yani sıra dediğim dilimin sonuna. Karşımızda kaç tane yatık fıstık varsa o kadar üçlü fıstık yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü fıstık toplayacağız. Evet, üçlü fıstık toplayarak ilk yaprağımı tamamlamış oldum. Üzeri bakın 1, 2, 3, 4, 5 yatık fıstık. Bir altta 6 taneydi. Girişte eksiltmemizi yapmayı unutmadık. Burada bir zincir çekmiştim. Bir zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Burada araya bir fıstık yapmıştık. Onun tepesine bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık tutuyorum. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir, iki zincir. Şöyle göstereyim. Bakın üzeri bir yatık fıstık oldu. Burada birinci sırada olduğu gibi. Doladım. İkinci yaprağıma geçiyorum. İkinci büyük yaprağıma. Hemen bakın buraya. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir ileriye ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Sonrasında yine tepeye bir, dibine iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Bu şekilde üçlü fıstık yaparak şöyle bu yaprağın sonuna, yani buraya kadar gelelim. Evet, bu yaprağımı da tamamladım. Üzeri yine bakın 1, 2, 3, 4, 5 yatık fıstık oldu. Burada iki zincir çekiyorum. Birinciyi çekmiştim. Şimdi ikinciyi çektim. Tığıma doladım. Buradaki ortaya bir fıstık yapmıştık. Onun tepesine. Buradaki işlemin aynısını yapıyorum. Hemen bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Tutuyorum. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir, iki zincir tığıma doladım. Evet, sıradaki yaprağa geçiyorum. Hemen bir fıstık tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, 5 tane üçlü fıstık yapıp bu yaprağı da tamamlayacağız. Bu büyük yapraklar kapanırken ortadaki küçük yapraklar açılacak arkadaşlar. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, tamamladım. Gördüğünüz gibi şöyle çeviriyorum.
İlmeğimi genişlettim. Yine eksiltmeyle başlayacağım. Hemen bir fıstık yaptım. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi yine üçlü fıstık toplayarak devam edeceğim. Karşımda 4 yatık fıstık var. Demek ki 4 tane üçlü fıstık toplayacağım. Evet, 4 tane üçlü fıstık yapalım. Sonra buradaki küçük yaprağımıza geçeceğiz. Evet, 4 tane üçlü fıstık yaptım. Burada 2 zincir çekiyorum. Son fıstığımı kapattıktan sonra karşıya bakın, buraya geçiyorum. Ne yapıyorduk artırma yaparken? Hemen bir fıstık yapıyoruz, kapatıyoruz. Bir zincir, ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibine iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum ve üçünü bir topladım, bir zincir. Şimdi artırmamı yapacağım. Bakın, üzeri bir yatık fıstık, artırma olması için tepeye bir, dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Bir alt sırada dediğim gibi bir yatık fıstık da şimdi iki oldu. Şöyle bir zincir daha çekiyorum. Karşıya geçiyorum. Hemen bir fıstık. Kapatmadan karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Eksiltmemi yapmış oldum. Bir zincir. 4 tane üçlü fıstık yapıp buraya geleceğiz. Burada da burada yaptığımız işlemin aynısını olacak arkadaşlar. Bir fıstık yapacağız. Sonra bir üçlü, bir ikili fıstık yapacağız. Sonra karşıya geçip burayı da burada da eksiltmeyi yapıp sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle hafif şapkalanma var ama sorun olmaz arkadaşlar. Desenin üzerine yapınca düzelecek. Hiçbir sorun yok. Normal, yani yanlış gidiyor demeyin. Çevirdim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Şöyle bakın, burada 3 yatık fıstığım kalmış. 3 tane üçlü fıstık toplayalım. Sonra burayı göstereceğim. Evet, 3 tane üçlü fıstık yaptım. Gördüğünüz gibi üzeri 3 yatık fıstık oldu. Bir altta 4 taneydi. 2 zincir çektim. Şöyle bakın, buradaki 2 yatık fıstık. Bunda 3 yapacağız artırma yaparak. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir. Karşımda 2 yatık fıstık var. 2 tane üçlü fıstık yapıyorum. Tepeye, dibine ve karşıya. Üçünü bir topladım, bir zincir. Yine tepeye bir, dibine iki, karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. Şimdi artırmamı yapıyorum. Tepeye bir tutuyorum, dibine ikinci fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Bakın. Bunda üzeri 3 yatık fıstık oldu. 2 7. Evet. Şöyle. Burada bir zincir daha çekiyorum. Karşıya geçiyorum. Burada ortada eksiltme oluyordu, biliyorsunuz. Ortadaki büyük yaprakta. Hemen bir fıstık. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Eksiltmemizi yaptık. Bir zincir çektik. Şimdi 3 tane yatık fıstığım var. 3 tane üçlü fıstık yapacağım. Ortadaki yaprağımı tamamlamış olacağım. Sonra buraya geçeceğim. Burada da burada yaptığım işlemin aynısı. Artırma olacak. Buranın üzeri de 3 yatık fıstık olacak. Sonra buraya geçip yine eksiltme ile başlayacağım. 3 tane üçlü fıstık yapıp sırayı tamamlayacağım. Evet, sırayı tamamlayalım bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi sırayı tamamladım. Her yaprağın üzeri 3 yatık fıstık oldu. Şimdi bu büyük yaprakları tamamen kapatacağız. Bunlar kalacak arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Çevirdim. Hemen burada bir fıstık yaptım. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Eksiltme yaptık. Şimdi iki tane üçlü fıstık yapacağım. Tepeye, dibine. Karşıya batarak fıstıklarımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Şimdi ikinci üçlü fıstığımı yapıyorum. Tepeye,
dibine ve karşıya batıyorum. Üçünü bir topladığım bir zincir. Evet, bakın üzeri ikiye atık fıstık oldu. Dediğim gibi bunu tamamen kapatacağım. O yüzden çeviriyorum. Şöyle çevirdim. Hemen buraya bir fıstık tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir, dibine iki. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir çevirdim. Evet, bir yatık fıstık kaldı. Gördüğünüz gibi hemen bir fıstık yapıyorum. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Şu bir zincir ipimi kesiyorum. Evet. Birinci büyük yaprağımızı tamamen kapatmış olduk. Sonra şimdi ikinciye geçeceğim. Ortadaki büyük yaprağımıza geçiyorum. Aynı şekilde kapatacağım. Şöyle bir zincir çektim. Bakın buraya sabitliyorum. Ortadaki büyük yaprağı kapatacağız. Sabitledim. Hemen ilmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık. Tutuyorum. Karşıya ikinci fıstık. İkisini bir kapattım. Yine iki tane üçlü fıstık yapacağım. Şöyle hızlıca yapayım. Tepeye, dibine. Eminim çoğunuz da bilirsiniz. Karşıya üçüncüyü yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Yine tepeye, dibine ve karşıya. Üçünü bir topladım, bir zincir. Üzeri iki yatık fıstık oldu. Çeviriyorum. Çevirdim. Hemen buraya bir fıstık eksiltme yapacağız. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibine iki. Karşıya üç. Üçünü bir topluyorum. Bir zincir. Bir yatık fıstık kaldı. Çevirdim. Hemen buraya bir fıstık. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Evet, son yaprağıma geçiyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Üçüncü büyük yaprağımı kapatacağım. Buraya sabitledim. Aynı şekilde kapatacağız. Hemen buraya bir fıstık, karşıya ikinci fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet, bunu da diğerlerini, bu ikisini kapattığımız gibi kapatalım. İpimizi koparmayalım arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, bu büyük yaprağımı da gördüğünüz gibi kapattım. Şimdi burada bir zincir çekmiştim. İrice iki zincir daha çekiyorum. Bir aşağı iniyorum. Bakın buraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Yine irice üç tane zincir. Bir aşağı iniyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Burada bir iki zincir çektim. Şöyle bakın. Buraya kadar geldik. Burada iki zincirden sonra tığıma doladım. Karşıya geçiyorum. Bakın buraya. Buna devam edeceğim. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Sonrasında üçlü fıstık toplayarak devam edeceğim. Tepeye bir, dibine iki, karşıya üç. Üçünü bir topladım, bir zincir. Evet, iki tane daha üçlü fıstık yapalım. Sonrasını göstereceğim.
Evet, iki tane daha üçlü fıstık yaptım. Üzeri üç yatık fıstık. Burada bir tane artırma yapacağım. Hemen bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibe iniyorum. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Şöyle bir zincir çektim. Üzeri dört yatık fıstık oldu. Şimdi burada şöyle şunu göstereyim arkadaşlar. Bunu ben daha iyi anlatabilmek için az hazırladım. Şimdi burayı yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4 yatık fıstık. Buradan buradaki yaprağın zeminini hazırlayacağım. Şuraya batarak yaprak başlangıcı yapacağım. Tığıma doladım. Hemen bakın buraya buradaki zincir yuvasını alttan girerek bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Tutuyorum tekrar aynı yuvaya dibe. İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Şöyle burada tığıma doladım. Şöyle denk gelen yuvaya bakın. Buraya batıyorum. İlmeği aldım dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Yani zincir çekmedim, bu şekilde sabitledim. Tekrar göstereyim. Zincir çekmeden tığıma doladım. Karşıya denk gelen bakın. Yuvaya batıyorum. İlmeği aldım doladım. Şöyle tek seferde ilmeklerin içinden geçtim. Şöyle çevirdim. Hemen buraya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Evet, şöyle. Bir zincir. Burada da bu yan tarafa ekleyeceğim. Bakın buraya batıyorum. İlmeği buradan geçirdim. Sonra fıstığın tepesine bak, tekrar göstereyim. Bir zincir çekmiştim. Burada da yan taraf. Denk gelen yuvaya batıyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Ve yuvanın içine şöyle bir zincir çekip başına dolamadan fıstığın tepesine batıyorum. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Şöyle yapalım. Kaydırma tekniğiyle yapalım arkadaşlar. Şöyle yapalım ki daha iyi olsun. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibe iki. Şöyle karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi artırma yapacağım. Tepeye bir. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir yeterli. Üzeri bir, altta bir yatık fıstıklı. Şimdi iki oldu. Karşıya geçiyorum. Bakın burada iki zincir çekelim olmazsa. Şöyle karşıya geçiyorum. Bakın bu yaprak da dört yatık fıstık olana kadar arttı. Şimdi kapatacağız. Bu sırada 3 yatık fıstık olması lazım. O yüzden eksiltme yapacağım. Hemen buraya bir fıstık. Karşıya da ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Evet. 3 tane üçlü fıstık yapalım. Evet. 3 tane üçlü fıstık yaptım. Üzeri gördüğünüz gibi 3 yatık fıstık oldu. Buraya eklemeyeceğim. Şöyle hemen çeviriyorum. Çevirdim. Burada bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. Yaprağımızı açtık. Şimdi yavaş yavaş kapatıyoruz. İkisini bir topladım. Bir zincir. İki tane üçlü fıstık yapalım arkadaşlar. Uzatmayayım videoyu. Evet. Gördüğünüz gibi üzeri iki tane yatık fıstık oldu. Burada devam etmeyeceğim. Çevireceğim arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Hemen buraya bir fıstık. Bunu tamamen kapatacağız. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bir tane üçlü fıstık yapalım. Tepeye bir. Dibine iki. Karşıya üç. Üçünü bir. Topladım. Bir zincir. Üzeri bir yatık fıstık oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle çevirdim. Hemen buraya bir fıstık kapatmadan karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Şöyle bir zincir. Evet. Bu yaprağımızı da, küçük yaprağımızı da tamamen kapatmış olduk.
İrice iki tane zincir çekiyorum. Bir alt yuvaya girdim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle irice 3 zincir. Bir alttaki bakın aşağıya doğru iniyorum. Alttaki yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle 1 2 zincir çektim. Tığıma doladım. Buradaki yaprağımı devam ettireceğim. Hemen buraya bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir. İki tane üçlü fıstık yapacağız arkadaşlar. İki tane üçlü fıstık yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, iki tane üçlü fıstık yaptım. Şimdi artırma yapacağım burada. Tepeye bir. Tutuyorum. Dibe ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir. Kapattım. Bir zincir. Üzeri 3 yatık fıstık oldu. Çeviriyorum. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 4 fıstık olana kadar artıracağız. Sonra eksilteceğiz. Hemen tepeye bir. Dibe 2. Karşıya 3. fıstığımı yapıyorum. 3'ünü bir topladım. Bir zincir. 2 tane üçlü fıstık yapıp sonrasını göstereceğim. Evet, 2 tane daha üçlü fıstık yaptım. Üzeri 3 yatık fıstık. Burada bir tane artırma yapacağız. Hemen buraya bir fıstık. Kapatmadan tutuyorum. Dibine ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Üzeri gördüğünüz gibi 4 yatık fıstık oldu. Şimdi çeviriyorum. Eksiltme yapacağız. Hemen buraya bir fıstık. Tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Sonrasında karşımda 3 yatık fıstık var. 3 tane üçlü fıstık yapacağım. Bir sıraya geçişte yine eksiltme ile başlayacağım. Böyle tamamen kapatalım arkadaşlar. Bu yaprakları kapattığımız gibi, bunu kapattığımız gibi tamamen kapatalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi yaprağımı tamamen kapattım burada. İpimi kesiyorum bir zincirden sonra. Şöyle bakın. Şimdi ne yapalım? Buradan devam edeceğiz. Burayı da bu tarafı yaptığımız gibi aynı şekilde yapacağız. Ne yapmıştık? Şöyle bir zincir çekiyorum. Hatırlarsanız buradan buraya kadar inmiştik, devam etmiştik. O yüzden şöyle bakın buraya sabitliyorum. Şöyle. Buradan devam etmem için şöyle karşıya geçmem lazım. Buraya sabitleyelim. Sağ taraftaki denk gelen yuvaya sabitliyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle karşıya geçiyorum. Bir fıstık yapıyorum. Üzeri 3 yatık fıstık, 4 yatık fıstık olması lazım. O yüzden bir fıstık yaptık. Kapattık. Bir zincir çektik. 3 tane üçlü fıstık yapalım. Evet, 3 tane üçlü fıstık topladım. Üzeri 3 yatık fıstık. Şimdi artırma yapacağız birlikte. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yaptım. İkisini bir kapattım. Şöyle burayı ekleyeceğiz arkadaşlar. Burada pardon, özür dilerim. Eklemeyeceğiz. Buraya da burada yaptığımız yaprak başlangıcını yapacağız. Hemen bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Buradaki yuvaya alttan girerek bir fıstık kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Tekrar yuvama ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapat. Şöyle tığıma doladım. Buraya eklemişim. Tığıma doladım. Denk gelen yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Ve çevirdim. Çevirdim. Hemen bu yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Şöyle buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Şöyle bir zincir ilmeğimi genişlettim. Yan tarafa bakın. Bir yukarıdaki yuvaya, denk gelen yuvaya giriyorum. İlmeğimi buradan geçirdim. Sonra bir zincir. Bu
fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim, bir zincir. Bu şekilde eklemiş olduk. Sonra tepeye bir fıstık, dibe ikinci fıstık. Bu şekilde karşıya üçüncü fıstığı yapıyorum. Üçünü bir topladım, bir zincir. Artırmamı yapıyorum. Tepeye bir, dibine bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Şöyle bir zincir. Hatta iki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşıya geçiyorum. Bakın buraya geçeceğim. Hemen bir fıstık. Burası 4 yatık fıstık olana kadar artmış. Şimdi eksiltmeye başlıyorum. Bir fıstıktan sonra karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi 3 tane üçlü fıstık yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, 3 tane üçlü fıstık yaptım. Üzeri bir alt sırada 4'tü. Şimdi 3 oldu. Çeviriyorum. Eksiltmeye devam ediyorum. Hemen buraya bir fıstık, karşıya ikinci fıstığı yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Evet, sadece bu yaprağı tamamen kapatalım arkadaşlar. Buraya geçmeyeceğiz. Bu yaprağımızı tamamen kapatalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi yaprağımı tamamen kapattım. Burada irice iki zincir çekiyorum. Bir aşağı iniyorum. Böyle bir alt yuvaya girdim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İrice 3 zincir, bir aşağı iniyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 1 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Buradaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir. 2 tane üçlü fıstık yapalım. Evet, gördüğünüz gibi üzeri 3 yatık fıstık oldu. Artırmamı yaptım. Artırmayı sessiz yaptım arkadaşlar. İki tane üçlü fıstık topladım. İki tane üçlü fıstıktan sonra bir tane ikili fıstık topladım. Şöyle çeviriyorum. Unuttum. Hemen bir fıstık yapıyoruz. Artık bilirsiniz diye düşünüyorum. Hem de kapattım. Bir zincir. Evet. Üç tane üçlü fıstık yapacağız. Çıkışta artırmamızı yapacağız. Buraya eklemeyeceğiz arkadaşlar. Üzeri 4 yatık fıstık olacak. Sonra eksiltmeye başlayacağız. Yaprağımız tamamen kapanana kadar. Bakın buradaki gibi tamamen kapanana kadar yapacağız. Üzeri 4 yatık fıstıktan sonra kapatmaya başlayacağız ve kapatacağız. Evet, artık bilirsiniz. Karıştırırsanız bu yaprağı yaptığımız gibi aynı şekilde yapabilirsiniz. Videoyu geriye alıp. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Tam ortadaki yaprağı yapacağız şimdi. Nasıl yapacağız? Bu iki tarafı kullanılabilir git gel yaptığımız için. Ne tarafın hani elinizde hatalar varsa burasının tersinin olmasını istiyorsanız bu tarafı kendinize doğru çevirin arkadaşlar. Evet, bir zincir çektim. Şöyle bakın tam ortadaki büyük yaprağımı tutuyorum. Şöyle şu şekilde tutuyorum. Büyük yaprağımın ortasında bakın burada yukarı doğru burada en üstteki yıldızın. Yıldızım var gördüğünüz gibi. Bu yıldızın ortasına giriyorum. Şöyle iki fıstık arasından çıkacak şekilde tığımı bakın buradaki yuvayı buldum. Buraya batarak sık iğne yapıyorum. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık yapıyoruz. Dediğim gibi burası alt kısım olacak. Arkası. Bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepesine bir fıstık. Tutuyorum. Tekrar aynı yuvaya İkinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım, bir zincir. Şöyle çevirdim. Genişlettim. Hemen buraya bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Şöyle. Bakın şurada buraya sabitleyeceğim. Buradaki sağ taraftaki yaprağımın şöyle bir ve ikinci fıstık arasındaki yuvaya denk gelen yuvaya diyelim. Şuradan ilmeğimi geçirdim. Bir zincir. Bu fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Hemen buraya bir fıstık.
Dibine ikinci fıstık. Karşıya üçüncü fıstık. Üçünü bir topladım. Bir zincir. İlmeğimi genişlettim, artırma yapıyorum. Tepeye bir. Dibine bakın buraya ikinci fıstığımı yapıyorum. İkisini bir kapattım. Şu zincir çekmeden tığıma doladım. Burada da bakın denk gelen yuva burası. Buraya batıyorum. Tığıma doladıktan sonra ilmeği aldım, doladım. Böyle ilmeklerin içinden geçiyorum. Buraya sabitlemiş oldum. Şöyle bir zincir çevirdikten sonra bu yuvaya batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar bir zincir. Buraya bir fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bakın sağ taraftaki denk gelen yuvaya tığım batırdım. İlmeği buradan geçirdim. Bir zincir. Fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Sonrasında tepeye bir. Dibine iki. Karşıya üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü bir topladım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir. Dibine iki. Karşıya. Üçüncüsünü yaptım. Üçünü bir topladım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık artırma yapıyorum. Dibine ikinci fıstık. İkisini bir kapattım. Tığıma doladım. Tam karşıya denk gelen yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. Dolayıp bu 3 ilmeği içinden geçiyorum. Ve çevirdim. Bir zincir. Bu fıstığın tepesine batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Evet bakın görüntü böyle oldu. İki taraftan da iki defa eklemiş olduk. Bakın bu 1 2 1 2. Artık eklemeyeceğim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Tepeye bir. Dibine iki. Karşıya üç. Üçünü bir topladım. Evet. İki tane daha üçlü fıstık yapalım. Evet, iki tane daha üçlü fıstık yaptım. Üzeri üç yatık fıstık. Şimdi artırma yapıyorum. Dört fıstık olana kadar artırıyorduk. Tepeye bir. Dibine ikinci fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Üzeri dört yatık fıstık oldu. Artırmamızı tamamladık. Şimdi eksiltmeye başlıyoruz. Çevirdim. Hemen buraya bir fıstık. Tutuyorum. Karşıya ikinci fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet. Bunları yaptığımız gibi arkadaşlar, kapattığımız gibi bunu da bu yaprağımızda tamamen kapatalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Ortadaki yaprağımız da bitti. İpini de kestim. Şimdi etrafını yapacağız arkadaşlar. Etrafı için şöyle ipimle bir zincir çekiyorum. Şuradan başlayalım. Şu alt kısım bakın. Buradan başlamıştık hatırlarsanız. Burada 5 zincir çekerek halka yapmıştık. Üzerine fıstıklarımızı başlamıştık. Tam ortası burası. Sola doğru 1 ve 2. fıstık arasına geçiyorum. Bakın. Sola doğru 1 ve 2. fıstık arası. Şöyle göstereyim. Lifimize tam buradan başlamıştık. Sola doğru 1 ve 2. fıstık arasına sabitleyerek başlıyorum. Buraya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya batıyorum. Tığıma 1 2 serdan fıstık yapıyorum. Şöyle tek seferde kapatıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 1 2 serdan fıstık yapıyorum. Tek seferde bu şekilde kapatıyorum. Doladım. Aynı yuvaya giriyorum. 1 2 serdim.
Tek seferde kapattım, fıstık yapıyorum. Fıstıkların boyunu biraz uzun tutun. 3 tane oldu, 6 tane yapalım. Aynı yuvaya 4. yapıyorum. Tek seferde kapatıyorum. Aynı yuvaya 5. yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Aynı yuvaya 6. yapıyorum. 1, 2 sarıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Ve sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 1, 2 sardığım fıstık tek seferde kapatıyorum. Aynı yuvaya ikinci fıstığımı yaptım. Tek seferde kapattım. 6 tane fıstık yapalım. 3, 4, 5 ve 6. 6.'yı da kapattım. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Yarım ay şeklinde yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 1, 2 sardığım fıstık yapıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden 6 tane fıstık yapıyoruz aynı yuvaya. Üçüncüyü yaptım. 4, 5 ve 6. Kapatıyorum. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet, bu şekilde yarım aylar yapıyoruz arkadaşlar. Tam tepeye 7 tane yapacağız. Böyle bu tepeye kadar gelelim. Bu tepeyi de göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tam tepenin önündeyim. Tam tepeye de 7 tane fıstık yapacağım. Şöyle tutuyorum. 1, 2, 3. Bütün tepelere 7 fıstık yapacağız. 4, 5, 6 ve 7. 7.'yi yaptıktan sonra bakın bu tarafa aşağıya doğru batıyorum. 7 tane az geldiyse, kasıyorsa 8 tane de yapabilirsiniz. Evet, buraya battıktan sonra tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bakın. Burada geçiş zinciri var ama şöyle şu şekilde tutarak yapıyorum. Buraya da 6 tane yapacağım. Tepe olmadığı için. 2, 3, 4, 5, 6. Sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Evet, burada şöyle bir tane daha aşağıya ineceğim arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar geleceğim. Modelime bir bakayım. Evet, 4 tane olacakmış. Tepedekiyle birlikte bu 1, 2, 3, 4 olacakmış. Yani 2 tane daha yapacağım. Evet, 2 tane daha yarım ay yapacağız. Bakın şu şekilde batıyorum. Şöyle tutuyorum. Buradaki yuvaya bu şekilde batarak 6 tane fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıradakine bakın. Sıradakine bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradakine şöyle şu şekilde girerek yan kısmına batıyorum. Şöyle. 6 tane yapalım arkadaşlar. Evet, 6'ya tamamlayalım. Evet, 6. fıstığımı yaptım. Şöyle bakın. Sıradaki yuvaya yani şuraya başına dolamadan batıyorum. Şöyle bir zincir, şöyle bakalım. Şöyle 2 2 hesaplayacağız arkadaşlar. Şöyle tam şuraya. Bakın 1 2 3. Hemen şöyle hesaplarız bakın. Bu tepeyi saymıyorum. Tepedeki üçgen şeklindeki fıstığı saymıyorum. Onun
Öncesinde bakın, bir iki tanesine bir yarım ay olacak. Yani buraya batacağız. Bir, iki, üç. Hemen şöyle buraya geçiş yapacağım yani. Evet, buraya battıktan sonra bak, karşıya denk gelen yuvaya, hemen yandaki büyük yaprağın denk gelen yuvasına, buraya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuva yukarıya doğru. Yukarıya hemen yine 6 tane fıstık yapıyorum. 2 3 4 Hızlı yapıyorum anladığınız için. 5 6 Sıradaki yuvaya bakın şu şekilde. Şöyle. Ortadaki yaprağın yanına, buraya başına dolamadan batıyorum. Tığıma dolayıp sıradaki yuvaya yine 6 tane ikili fıstık yapacağım. Evet, bu şekilde 6 tane ikili fıstık yaparak, yarım ayları yaparak devam edelim. Şöyle buraya gelince bunun tepesine de 7 tane yapacağız. Çünkü tam ortası oluyor arkadaşlar. Böyle. Yine de burayı göstereyim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Evet, ortadaki yaprağın tam uç noktasına geldim. Şöyle göstereyim bakın. Ortadaki büyük yaprağın tam tepesindeyim. Tepesine batarak 7 tane fıstık yapacağım. Bu 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra bakın aşağıya doğru iniyorum. Hemen sıradaki aşağıdaki yuvaya bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya yine 6 tane fıstık yapıyorum. Bu 1. Bu 2. Evet, şöyle göstereyim bakın. Ne yapacağız? Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle 6 fıstık yapıp yarım ay yaparak, böyle yarım ay yaparak diyelim, devam edeceğiz. Şöyle buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Buradan karşıya geçip şöyle yukarıya doğru çıkacağız. Şöyle şuraya kadar gelin. Evet, bakın şöyle şu şekilde devam ettim. Buraya kadar geldim. Son yarım ayımı yaptım. Şöyle tepeden itibaren sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yapmışım. Sıradaki yuvaya yarım ayımı sabitliyorum. Buraya sabitledim. İrice 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tam karşıya bakın, yatık fıstık karşısına. Bakın buraya. Buraya inmiyorum. Şöyle bu şekilde buraya geçiyorum. Şöyle iyice göstereyim. Bakın yatık fıstık olduğu kısmın diğer tarafına geçiyorum. Buradan yukarıya doğru çıkacağız. Şöyle. Tığıma doladım. Hemen sıradaki yuvaya yine 6 tane fıstık yapıyorum. Evet, 1, 2, 3 tane yarım ay yapacağız. Tamamlayacağız. Birbirimizi kopartıp şöyle şuradan devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuradan. Evet, buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Son yarım ayımı da yaptım. Şöyle şuraya sabitliyorum. Bakın şuraya. Sabitledim. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Sonra alta doğru saklarız arkadaşlar. İpimizin fazlasını. Evet, şimdi şu küçük yaprakları yapacağız. Sırayla 1, 2, 3, 4, 5 tane küçük yaprağımız var. Bu yarım aylardan 2 tane sağda, 2 solda, bir tane de ortada olacak. Yani toplamda 5 tane olacak hepsinin de yarım ayları. Birer tane tepede, 2 sağda, 2 solda olacak. 2 sağda, 2 solda, birer tane tepede olacak. Nasıl ayarlayacağız? Şöyle bir zincir çekiyorum. Bak şöyle tepeyi tutuyorum. Şöyle bakıyorum. Bak, parmağımla tutuyorum. 1, 2.
O yüzden buradan başlamam lazım. Şöyle şuraya sabitleyerek başlıyorum. Yani 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 fıstık öncesinde. 4 fıstık öncesine sabitledim. Hemen sıradaki veya hızlıca 6 tane fıstığımı yapıyorum. İkili fıstığımı yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Sıradaki yuvaya başına dolamadan. Evet, ben yanlış yaptım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, yanlış yaptım, kusuruma bakmayın. Evet, şöyle bir öncesinden gelecektim. 5 yatık fıstık olacaktı. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya sabitlememiz lazım. 2,5 olması lazım. Evet, buraya sabitledim. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya kusuruma bakmayın. Videoyu da kesmeyeyim. Buraya hemen şöyle. Dediğim gibi bakın. Tepeden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ve 6. fıstık arasına sabitledim. Buraya 6 tane ikili fıstık yapacağım. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Evet. Şöyle 2 tane yarım ay yan tarafa, bir tane de tepeye yapalım. Tepeye 7 tane yapıyorduk hatırlarsanız. Sonra bu tarafa geçişi göstereceğim. Evet, tam tepeye 7 tane fıstığımı yaptım. İkili fıstığımı sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bu şekilde batarak yine 6 tane ikili fıstık, yani yarım ayım yapıyorum. Evet, şöyle. Bakın bu küçük yaprağın yan kısmına denk gelecek arkadaşlar. Şuraya sabitleyeceğiz, sonra şuraya da bir tane daha yapacağız. Evet, 2 tane yarım ay yapalım, buraya kadar gelelim, sonrasını göstereceğim. Evet, bakın neredeyim, buraya geldim. Şöyle 2 tane de yaprağın sol tarafına yarım ay yaptım. İpimi kopartabilirim arkadaşlar. Ya da şöyle yukarıya doğru çıkıp şuradan devam ettirebilirim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 yatık fıstık aşağıya. 5 fıstık aşağıya inmemiz, buradan inmemiz ya da buradan çıkmamız, başlamamız lazım diyelim. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Bir yukarıya şöyle batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İrice 1, 2, 3 zincir. Sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Şöyle sıradaki yuvaya batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bakın. Yukarıdan sayarsak bakın. Neredeyiz? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. fıstık arasına kadar geldik. Tam tepesi bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. fıstık arasına geldim. Buradan yarım aylarımı yapmaya başlıyorum. Birinci fıstığımı yaptım. Bilirsiniz artık. Dediğim gibi iki sağda, iki solda olacak. Bir tane de ortada olacak. Bunda olduğu gibi bakın. 1, 2 sağda, 1, 2 solda, bir tane de ortada. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde iki sağda, iki solda, bir tane ortada. Böyle hesaplarsınız. Bakın 1, 2, 3, 4. Şöyle 1, 2, 3, 4. Beşinci, yani şuradan başlamanız gerekecek. Evet. Burası da bakın 1, 2, 3, 4. Beşinci yuvada. Şurası. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, buradan. 5 ve 6. fıstık arasından diyelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. fıstık arasından başlayacaksınız. Bu tarafta da 2 tane yaprak yaptıktan sonra, yarım ay yaptıktan sonra diğerine geçeceksiniz. İpinizi kopartabilirsiniz. Buradaki gibi de devam ettirebilirsiniz. Size kalmış bu şekilde yapalım arkadaşlar. Bu 5 tane küçük yaprakların etrafını yapalım. Şu son büyük yaprağın yapımını göstereceğim. Evet, küçük yaprakların etrafını tamamladım. Son yapraktan sonra buraya geldim. Gördüğünüz gibi son yarım ayı yaptım. Şimdi burada bu büyük yaprağın etrafını yapacağız. Ama bakın burada büyük yaprağı 3 tane, sol tarafta 3 tanesini yapmışım.
Burada da sağ tarafta 3 tanesinin olması lazım. O yüzden şöyle nereye kadar ineceğim? Şöyle 1, 2, 3. Yani buraya kadar gelmem lazım. Evet, bakın şöyle göstereyim. Burada bir zincir çekiyorum. Hatta bu taraftan ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle irice iki zincir daha çektim. Bir aşağıya iniyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İrice 3 zincir. Bir aşağıya iniyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. İrice 3 zincir. Bir aşağıya iniyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir. Bir aşağıya. Bakın. Şöyle burada nereye kadar? Nerede başlamışım? Bakın burada yan tarafta şu bir fıstığın dibinden başlamışım. Bakın bir fıstıkla başlamıştık. Bu küçük yaprağı. Onun dibinden başlamışım. Burada da şöyle gördüğünüz gibi bir fıstığımı görüyorum. Bir fıstığımı gördüm. Şöyle onun dibindeki bakın sol taraftaki yaprağın yanına başına dolamadan batıyorum. Şöyle ilmeğimi genişleteyim. Nereye kadar geldim? Bakın buradan böyle bu şekilde aşağıya kadar indim. Burada bir fıstık yapmıştık. Hatırlarsanız bu yaprağı yaparken başlangıcında o fıstığın dibinde bakın sol taraftaki yuvaya bakın buraya sabitledim. Şöyle sayarsak da yukarıdan aşağıya doğru bakın tepeden aşağıya sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ve 8. fıstık arasındaki yuvaya kadar inmişim. Buradan iki fıstık arasına sabitledikten sonra yukarıya doğru çıkarak yarım aylarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kapattım. Yukarıya sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki yuvaya yine 6 tane fıstık yapacağım. Evet şöyle. Buradan başladık. Yarım ay yaparak tepeye gelin. Tepede 7 tane yapacağız. Sonra aşağıya doğru ineceğiz. Tam bunun karşısına yani şöyle nereden başladıysak bakın burada buradan başlamışız. Burada da burada bitireceğiz. Evet buraya kadar gelelim. Evet gördüğünüz gibi bu aşamayı da tamamladım. Şöyle altta sadece iki fıstığın üzeri örülmemiş olacak. Şöyle buraya sabitliyorum. Şöyle bir zincir çektim. Diğer tarafla aynı olacak arkadaşlar. Tepeden itibaren sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yarım ayımız oldu. Evet şöyle ipimi kestim. Zeminimizi etrafını yapmış olduk. Şöyle. Evet. Şimdi çiçek yapalım arkadaşlar. İpimiz elimizdeyken şöyle çiçeğin İki tanesini ben hazırladım. Üç tane olacak biliyorsunuz. Bir tanesini de sizinle yapacağım. Şöyle kenarda dursun. 65 tane zincir çekelim. Ne sıkı ne geniş. Böyle 65 tane zincir çekelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, şöyle göstereyim. 65 tane zincir çektim. Bir ya da iki fazla çekebilirsiniz arkadaşlar. 65 tane tam denk geliyor. Gül için. Tığıma doladım. Geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bir zincir atlıyorum. İkinciye trabzan yapıyorum.
Bir zincir doladım, bir zincir atlıyorum ikinciye trabzan. Bu şekilde kutucuklar yapacağız. Toplamda 31 tane olması lazım. Evet. Sıranın sonuna kadar, yani zincirin sonuna kadar devam edelim. Evet. Zincirin sonuna kadar kutucuk yaptım. Toplamda 31 tane kutucuğum oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Çevirdim, hemen ilk kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki kutucuğun içine girerek bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaptım. Şimdi dört tane daha yapıyorum. Boylarını uzun tutalım. İki, üç, dört, beş tane trabzan yaptım. Eliniz sıkıysa 6-7 tane yapabilirsiniz. Bir zincir çektim. Sıradaki kutucuğun içine başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa giriyorum. Yine 5 tane trabzan. 1 yaprak yapıyoruz. 2 3 4 5. Bir zincir sıradaki kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Bir zincir tığıma doladım. Sıradaki kutucuğa 5 tane trabzan. 1 2 3 4 5. Bir zincir sıradaki kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde yaprak yapacağız. Sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, şöyle göstereyim, bakın. 15 tane yaprağım oldu. Son yaprağımı yaptım. Son yuvaya başına dolamadan batıyorum. Burada bir zincir çektim. İlmeğimi genişletiyorum. Şeklini vermeden önce etrafını simiple gidelim arkadaşlar. Simipimi aldım. Aynı tığ kullanacağım. Siz yapamazsanız ince uçlu tığ kullanabilirsiniz. Şöyle bir zincir çektim. Bu taraftan başlayacağım. Bakın, burada ilmeğim duruyor. Sağ taraftan şöyle dip kısma batıyorum başına dolamadan. 1, 2, 3 zincir. Şöyle yukarıya çıktım. 3 zincir çekiyorum. Bakın buraya trabzan ve sık iğne arasına başını dolamadan batıyorum. 3 zincir. 2 trabzan arasına bakın. Boşluğa başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. 2 trabzan arasındaki boşluğa başına dolamadan batıyoruz. 3 zincir. 2 trabzan arasındaki boşluğa batıyoruz. 3 zincir. 2 trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. 3 zincir. Trabzan ve sık iğne arasındaki boşluğa batıyorum. 3 zincir. Sık iğne ve trabzan arasındaki boşluğa. Evet, 3 zincir. Geçiş yaptık. Bakın, diğer yaprağa geçiş yapmış olduk. Yine 2 trabzan arasındaki boşluğa. Trabzanların tepesine de batabilirsiniz. Böyle boşluklarını da batabilirsiniz. Size kalmış. Evet, 3 zincir. Sıradakine batıyorum. Geçişi tekrar göstereceğim. 3 zincir. Trabzan ve sık iğne arasındaki boşluğa batıyorum. Diğerine geçişte 3 zincir. Yine diğer sık iğne ve trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. 3 zincir. 2 trabzan arasındaki boşluğa batıyorum. 3 zincir. Evet, bu şekilde etrafını gidelim yaprakların. Evet, yaprakların etrafını yaptım. Sonuna geldim. Son yuvadayım. Şöyle bir de aşağıya iniyorum. Başına dolamadan batıp bir, iki zincir. Kesiyorum. Evet, şimdi ipimizi kestik. Şimdi şeklini verelim günün. Şöyle bak. Bu taraftan başlıyorum. Şöyle bu şekilde ilk yaprağımı ikiye katladım. Gördüğünüz gibi yavaşça şöyle çeviriyorum. Böyle büküyorum arkadaşlar. Alt kısmı bu şekilde olacak. Şöyle yavaş yavaş çevirerek, bükerek yaprakların şeklini almasını sağladım.
Böyle. Tekrar göstereyim. İlk yaprağımı ikiye katladım. Bakın, trabzan kısmı aşağıda kalacak. Sonra şöyle çeviriyorum. Böyle. Şeklini alıyor zaten. Şöyle. Bu şekilde. Çevirdim. İğneyle de dikebilirsiniz. Benim gibi tığla da sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkası da bu şekilde, şöyle arkasını çevirin. Tığımı alıyorum. Bakın buradaki yuvalara batıyorum. Hem buna şöyle. Alttaki kutucuk yuvalarına batıyorum. Şöyle bu şekilde. Sık iğne yapıyorum ama çok çektirmiyorum. 1, 2, 3 zincir. Biraz ileriden. Yine aynı şekilde bakın. Alttan kutucuklara giriyorum. Sık iğne yapıyorum ama çok çektirmiyorum. 1, 2, 3. Çevirdim. Şuradan giriyorum. Sık iğne. 1, 2, 3. Biraz ileriden. Bu şekilde. 1, 2, 3. İleriden bu şekilde giriyorum. 1, 2 zincir. İlk başladığım yerde şu şekilde sık iğne yapıyorum. 1 zincir. Kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi çiçeğimiz hazır. Aynısından iki tane daha yaparsınız arkadaşlar. Ben diğerlerini yaptığım için. Şimdi ne yapalım? Simip elimizdeyken arkadaşlar, simipimiz elimizdeyken, yanımızdayken böyle etrafını gidelim isterseniz. Evet, simipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bu yarım ayların etrafını yapacağız. Şöyle şuradan başlayalım. Şöyle şuraya sabitliyorum. Yine aynı tığ kullanacağım. 1, 2, 3 zincir. İlk boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 fıstık arasındaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 fıstık arasındaki yuvaya batıyorum. 3 zincir. Şöyle. 3 zincir az geliyorsa 4 çekebilirsiniz. Elinizin sıklığın genişliğine bakın. 3 zincir diğerine batıyorum. 3 zincir buraya batıyorum. 3 zincir diğerine batıyorum. Şöyle bakalım, az gelirse fazla çekeriz. Şöyle bakın. Gayet iyi duruyor bence. Evet. 1, 2, 3 zincir, 2 fıstık arasındaki boşluğa batıyorum. 5'liklere hep batalım arkadaşlar. Diğerine geçişte bu şekilde buraya batıyorum. Sık iğnenin yanındaki boşluğa. 3 zincir. Sıradakine batıyorum. 3 zincir. Sıradakine batıyorum. 3 zincir. Böyle. Evet, ne yapacağız bilirsiniz artık. Şöyle şu şekilde etrafını yapacağız. Geleceğiz buradan. Buradan şöyle şuraya geçeceğim arkadaşlar. Ve böyle bu şekilde gideceğim. Tamamen burayı bitirdikten sonra ipimi kopartacağım. Şuradan başlayacağım. Sonra böyle bu şekilde gelip burada ipimi kopartacağım. Ve şuradan başlayacağım. Şuradan başlayıp yine bu şekilde gelip burada ne yapacağım?
Burada ben şuraya sabitlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Burada şöyle sık iğneyle burayı tutturmaya da düşünüyorum. Bakarsınız kasarsa, kasma gibi bir durum olursa sabitlemeyin. Ama güzel durursa buradan buraya sabitleyin ki şöyle yapraklar yan yana dursun. Sonra buradan devam edip böyle bu şekilde gelirsiniz. Buradan devam edip her seferinde kırabilirsiniz arkadaşlar. Her yaprağın etrafını. Ama denk gelirse bakın buraya geldikten sonra şöyle buradan gelemezsiniz. Yine kırmanız lazım. Bu şekilde bitirdikten sonra bunu da tamamen yaparsınız. Evet, tamamen etrafını yapalım. Yarım ayların sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi sim ipimle etrafını gittim. Bu aşamayı da tamamlamış olduk. Şimdi bunu kenara alalım. Ortadaki fiyonk aşamasına geçelim. Şöyle ipimi aldım. Evet, fiyonk için 50 tane zincir çekeceğim. Şöyle elimizi hafif geniş tutalım arkadaşlar. Bu şekilde 50 tane zincir çekelim. Evet, 50 tane zincir çektim. Şöyle ikiye katlayınca böyle fiyonk boyutu yeterli diye düşünüyorum. Şöyle santim olarak da vermek istiyorum yine de. Eli sıkı geniş olabilir. Şöyle. Santim arkadaşlar. 19 santim. 20 santim de yapabilirsiniz. 10 santimlik bir fiyonkunuz olur. Evet, 50 tane zincir çektikten sonra bir zincir fazla çekiyorum. İkinci zincire başına dolamadan batıyorum. Sıradaki zincire sık iğne yapıyorum. Böyle sık iğne tekniğiyle de yapabilirsiniz. Kolaylık olsun diye fiyonk modelleri vardı kanalımda. Öyle hatırlıyorum. Yıldız tekniğiyle de fiyonk yapabilirsiniz. Ya da trabzan. Ben modelin aslına uymak istiyorum. O yüzden aynı şekilde yapacağım. Her birine bir sık iğne yaparak zincirin sonuna kadar gelelim. Evet, sık iğne yaparak sıranın sonuna geldim. Şöyle burada bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Bu çektiğim zincire batmıyorum. Sıradaki sık iğnenin arka telini alarak bakın bu şekilde tepesine değil arka telin ortadan dışa doğru bu şekilde batarak sık iğne yapıyorum. Sıradaki sık iğnemi de aynı şekilde ortadan dışa doğru tek telini alarak arka telini alarak sık iğne yapıyorum. Evet, her birine bir batıyoruz. Bakın bu şekilde. Tepesine değil, böyle tepesine değil. Ortadan dışa doğru batarak sık iğne yapıyoruz. Elimizi çok sıkı tutmayalım. Yumuşak olsun. Evet, bu şekilde. Her birine bir batarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Sonunu beraber yapalım. Şöyle yine aynı şekilde batarak son sık iğnemi de mutlaka batıyorum. Batmazsam eksik mi olur? Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. Yine bu bir zincire değil, sık iğne. İlk sık iğnenin tepesine bakın bu şekilde batıyorum. Arka telini alarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde git gel yapacağız. Başka hiçbir şey yok. Evet. Böyle devam ediyor dediğim gibi. Ne kadar öreceğiz? Toplamda 16 sıra ama 2 sıra bu şekilde çıkıntı oluşturuyor. 2 sıra böyle çıkıntı oluşturuyor. Bu çıkıntılardan 8 tane olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. Beraber sayalım çıkıntıları. Şöyle 1, 2. Başlangıç ipimiz burada. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Yeterli. Burada bir zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Simli iple yaparız birleştirmeyi. Şöyle ipimi kestim. Simli ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı tığ kullanacağım. Hatta ben yanlış tığ almışım. Şöyle. Evet, aynı tığ kullanacağım. Şöyle bir zincir çektim. Bu aralara sim iple kaydırma tekniği yapacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle çıkıntı aralarına bakın. İki çıkıntı arasındaki şuraya batıyorum bakın. Bu şekilde. Girdim. Alttan ilmeğimi alacağım. Bir yandan da şuradan tutuyorum. İlmeğimi yukarıya çektim. İpim aşağıda. Biraz ilmeğimi genişletip sıradaki yuvaya giriyorum. İlmeği alttan aldım. Şöyle. Bunun içinden geçiyorum. Bakın sıradaki yuvaya giriyorum. İlmeğimi genişlettim. Şuraya giriyorum. Alttan ipi aldım. İlmeği içinden geçiriyorum. İlmeği genişlettim. Sıradaki yuvaya giriyorum. Alttan ipi aldım. Bu ilmeği içinden geçiyorum. Böyle. Kaydırma tekniği. Şöyle. Bakın her yuvaya giriyorum. Gördüğünüz gibi boşluklar var. Sık iğne yaptığımız boşluklar. Sıradakine giriyorum. İlmeği aldım. Bunun içinden geçiriyorum. Batıyorum. Alttan ilmeğimi alıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Böyle. Evet, görüntü de böyle olacak. Sıranın sonuna buraya kadar gelelim. Sonra buradan bu tarafa doğru geçeceğiz. Evet, bakın sonuna kadar geldim. Burada en son bir zincir çekiyorum. Hatta 1, 2, 3 zincir daha çektim. Şöyle. İlmeğimi genişlettim. Şöyle. Bir zincir daha çekebilirim. Şöyle bakın. Bu sefer bu iki tepecik arasındaki yuvaya giriyorum. Şuradan ilmeğimi aldım, yukarıya çektim. Sıradaki yuvaya batıyorum. Alttan ipimi alıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Sıradaki yuvaya girdim. Alttan ilmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Alttan ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyoruz. Böyle. İlmeğimizi genişletelim. Sonra çekince sıkılanıyor arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde. Zincir çeker gibi. Her yuvaya giriyorum. Böyle arkadan. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Şöyle alamadım bir türlü. Arkadan ipe geçiyor. Böyle yöntemini öğrenirseniz çok çabucak yaparsınız. Şimdi ben kamera açısından da göremiyorum arkadaşlar. Bu şekilde git gel yapalım. Bütün bu araları dolduralım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi boşlukları yaptım. Şimdi etrafında gideceğim. Sonucu yaptıktan sonra şöyle zincirle bu yan kısmına gidiyorum arkadaşlar. 3 zincir çektim. Bir ileriye battım. 3 zincir. Şuraya batıyorum. Hemen birleştirmeyeceğim. Fiyonk şeklini vermeyeceğim. Şöyle irice 3 zincir. Bu şekilde. Şöyle tepeye. Yani buraya kadar gelelim. Evet, yukarıya kadar geldim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Buradaki sık iğnelerin tepesine batıyorum. Her birine bir sık iğne yapacağım. Şöyle kenar yapıyoruz. Ama elimizi geniş tutalım. Kasmasın. Şöyle.
Her yuvaya bir tane sık iğne yaparak ilerleyelim bu şekilde. Bu kenarlara gideceğiz. Buraya kadar gelelim. Buradan da şöyle ipimizi saklayarak aşağıya buraya inelim. Buradan da devam edelim. Başladığımız yere. Yani buraya kadar gelelim. Hatta şuraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi etrafını gittim. Şuradan başlamıştık. Şuradayım şimdi. Şöyle ikiye katlayalım. Bu şekilde iki ucu birleştireceğiz. Şöyle karşıya da batıyorum. Bir zincir. Karşıya batıyorum. Bir zincir. Şöyle hem buraya hem karşıya batıyorum. Bir zincir hem karşıya batıyorum. Böyle denk gelecek şekilde iki ucu birleştirelim. Burası arkası olacak, sorun olmayacak. Evet, bak birleştirdim, buraya kadar geldim. Burada şöyle ipimi çektiriyorum, yumağı içinden geçireyim. Düğüm atmış oluyoruz. Şöyle. Burası arkaya gelecek şekilde şöyle. Tutuyorum. Fiyonk şeklini vereceğiz. Şöyle. Şöyle arkadan saracağım arkadaşlar. Şeklini alsın. Tam çekmeden şöyle şeklini verelim. Tam ortadan böyle saralım. Evet, şöyle şeklini verip iyice saralım arkadaşlar orta kısmı. Ben de sarıp döneceğim. Evet, bu şekilde sardım. Gördüğünüz gibi iyice sardım. Arkadan ipimi biraz uzun bıraktım. Şöyle tığ yardımıyla düğüm atacağım. Şöyle şuraya giriyorum. İlmeğim buradan. Çektim. Şöyle. Bir, iki zincir çektim. Şöyle sıkıştırıyorum. Bir tane daha aynı işlemi uygulayalım. Şöyle girdim. Buradan aldım ilmeği, ipi. Bir, iki zincir çekiyorum. Sıkılıyorum. Fazlasını kesiyorum. Evet, burası arkası, burası üst kısmı. Gayet güzel oldu. Evet. Şimdi de ne yapalım? Fiyonkumuzu da tamamladık. Buradaki nakış işlemelerini yapalım arkadaşlar. Yaprakları 3 tanesini yaptım. 2 tanesini sizinle birlikte yapacağım. 2 metreye yakın sim ipimi iğneme geçirdim. Uç kısmını ikisini de birbirine bağladım. Şöyle şuradan göstereyim. Evet, şöyle. Şuradan bakın. Şuradan başlayacağım. Şuradan yukarıya doğru çıkıyorum. Bir fıstığın tepesinden yukarıya çıktım. Şöyle ileride bakın. İki yatık fıstık. Ortasında yıldız toplamışım. Buradan alta giriyorum. Şöyle sağdan şu yarım ayın ortasından çıkacağım. Bakın. Yarım ayın ortasından iğnemi yukarıya çıkartıyorum. Şöyle çekiyorum. Tamamdır. Sonra buradan giriyorum. Bakın aynı yerden girip sol taraf yarım ayın ortasından, bakın buradan yukarıya iğnemi çıkartıyorum. Yorgan iğnesi kullanıyorum. Şöyle çektim. Şeklini aldı. Sonra yine tekrar buraya giriyorum. Bakın, iki yatık fıstığın ortasındaki yıldızın içine giriyorum. Yukarıdan şöyle bakın. Tam bir yukarıdaki yıldızın ortasından
Çıkıyorum. Şöyle. Çekelim. Evet, şeklini aldı. Gördüğünüz gibi. Şöyle sonra buradan girip bir sonraki yarım ayın ortasından çıkıyorum. Diğerini buradan çıkmıştık. Bir yukarıdaki yarım ayın, sağ taraftaki yarım ayın ortasından çıkıyorum. Sonra tekrar buraya girip, bakın buraya girip sol taraftaki yarım ayın ortasından çıkıyorum. Evet, tekrar aynı yere giriyorum. Tam yukarıdaki, bakın. Bir sonraki yıldızın. Hizasındaki yıldızın ortasından çıkıyorum. Şöyle hafifçe çekerek şeklini veriyorum. Tekrar buradan girip bu sefer bakın. Burada bir yatık fıstığım var. Onun sağ tarafından. Yarım ayın bitimi diyelim. Buradan iğnemi yukarıya çıkardım. Şöyle şeklini vererek ipimi çekeceğim. Kameradan da pek göremiyorum ama şöyle çekiyorum. Evet, şöyle şeklini verelim. Sonra tekrar buraya giriyorum, bakın. Sol taraftaki o yatık fıstığın öbür tarafından çıkıyorum. Tekrar buraya girip buradaki yarım ayın ortasından çıkıyorum. Evet. Sonra tekrar buraya giriyorum. Buradan aşağı iniyorum. Bitti arkadaşlar. Yaprağımızın damarlarını bu şekilde yapmış olduk. Simli damarlarını. Aşağıda bakın bu kadar arttı. 1 metreden 2 metreden 2 karış ya da 2 karış olmaz. 2 metreden 1,5 karış kadar az kesin simli ipinizi. Ziyan olmasın fazlası. Şöyle tekrar düğüm atacağım. Evet, şöyle atamadım. Evet, ben iyice sıkılayıp ipimi kesip döneceğim. Evet, bu yaprağın yapımında göstereceğim daha detaylı olsun diye. Belki anlamayan olmuştur ilk yaprağın yapımından. Bakın. Burada bir fıstığın üzerine batmıştık. Burada bir fıstığımız yok. Şuradan bakın buradaki zincirin ortasından yukarıya doğru çıkıyorum. Hemen yaprak başlangıç. Sonrasında bakın buradaki yıldızın ortasına giriyorum. Girip sağa doğru bu yarım ayın ortasından yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar buradan girip sol taraftaki yarım ayın ortasından İğnemi çekiyorum. Tekrar buradan girip bir yukarıdaki yıldızın ortasından çıkıyorum. Şöyle. Tekrar aynı yerden giriyorum. Sağ taraftaki bir sonraki yarım ayın ortasından çıkıyorum. Şöyle yavaşça çekiyorum ki şekli güzel olsun. Tekrar buradan giriyorum yıldızın ortasından. Bu sefer sol taraftaki yarım ayın ortasından, bir sonraki yarım ayın ortasından çıkıyorum.
Yine buradan girip yukarıdaki yıldızın ortasından yukarıya çıkıyorum. Evet, şöyle şeklini aldıktan sonra şöyle düzeltiyorum. Tekrar buradan girip şöyle bakın, burada bir yatık fıstığım var. Sağ tarafından iğnemi yukarıya çıkartıyorum. Sonra bu yıldızın ortasına girip sol tarafından çıkıyorum. Aynı yıldızın ortasına girip yukarıdaki yarımayın ortasından çıkıyorum. Evet, buradan aşağı iniyorum. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Alttan yine düğüm atıyorum. İpim bu sefer tam yetti. Fazlasını kesiyorum. Evet, küçük yapraklarımızı bu şekilde işleyeceğiz. Damar yapacağız arkadaşlar. Ben diğerini de yaptığım için tamamlamış oldum. Siz de diğerlerini tamamlayın. İnci dikeceğiz. Şimdi sıra inci dikiminde. Evet, inci dikmek için de şöyle lif ipimin tek katını şöyle iğneme geçirdim. Bakın bu ortadaki üç büyük yaprak, onların yarım aylarının ortasına inci dikeceğiz. Şöyle alttan ilk buradan çıkıyorum. Bir tane inci aldım. Bir tık ileriden giriyorum. İğnemi şöyle aradan yürütüp çıkıyorum. Sonra buradan tekrar girip diğer yarımayın ortasından çıkıyorum. Bir tane ince alıyorum. Şöyle buradan girip şuradan ilerliyorum. Aşağıya inmiyorum. Aralardan gideceğim. Şöyle. İncimi yerleştirdim. Sonra yoluma devam ediyorum. Diğer yarımayın ortasından çıkıyorum. Ve inci alıyorum. Evet. Bu şekilde bu bölümle 3 büyük yaprağın kenarlarındaki yarım ayların ortasına incilerimizi yerleştirelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi incilerimi diktim. Hatta 2 tane gülümü de diktim fazladan. Bir tanesini sizinle birlikte yapacağım. Şöyle gülümü aldım, yine tek kat lif ipim. Şöyle ortadan yukarıya doğru çıkıyorum ki ortaya bir tık daha büyük inci dikeceğim arkadaşlar. Şöyle. Aşağıya iniyorum.
7 yatık fıstık olan sıra, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yatık fıstık olan sıra tam ortası oluyor biliyorsunuz. Oranın üzerine yerleştirip şöyle tam zemine inmeden şöyle bu şekilde dikiyorum. Evet, böyle tam zemine inmeden dikelim arkadaşlar. Diğer çiçeklerimizi de dikelim. Fiyonku da şöyle göstermeme gerek yok nasıl diktiğimi. Şöyle yerleştirelim. Bakın şöyle nasıl durmasını istiyorsanız şu şekilde yerleştirip ortalı bir şekilde yerleştirip şu kısımlardan alta dikersiniz. Ben de dikip döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi fiyonku da diktim. Şöyle şiş dursun diye şöyle şu şekilde genişletip alt kısımdan diktim arkadaşlar. Alt kısmını diktim. Çok hoş, çok güzel oldu. Tam böyle bohçalık gelin bohçasına, damat bohçasına koyabileceğiniz harika bir lif oldu. Muhteşem. Emeğe değer yani. Böyle zaten en çok sipariş alan modellerden bir tanesi. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride görmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazarsanız. Sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.